numara. Ops. Ops. Bombalardan öleceğiz ya. Harbiden bombalardan öleceğim. Ölmedim. Dur. Geriye doğru gidiyorum. Bizim eze kadar gideceğim herhalde bu gidişle. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bu bölümde elverici M6A2 silahlarıyla oynayacağız. Ben elverici Amazon ve Gold slotu yaptım, onlarla oynayacağım. Bu arada şunu da belirteyim ki şu an en güçlü elverici Amazon ve Türkiye. Tabii önceki serileri geçmişte daha güçlüydü. Onlardan da zamanında Silver versiyonu, SL versiyonu en güçlüsüydü tabii ki de. Hatta genellikle oyunda o silahla oynanırdı yani. En çok tercih edilen en güçlü silah oydu, daha doğru şöyle söyleyeyim. Yani şu anda GLV Amazon'u aldım. Ve gidiyorum. Öyle yürüyorum şu anda. Karşıma rakip çıktığı zaman deneyeceğim. Şunu belirteyim. Elverici Amazon'dan biraz daha güçsüz kalıyor. Yani elverici Gold Amazon'dan biraz daha güçsüz kalıyor. Amazon'un özellikleri şu anda daha iyi durumda. Amazon ve Türkiye'nin hatta. Yani en iyi, kısacası en iyi iki elverici şu anda Amazon ve elverici Türkiye. O kuledeki bomba atıp atıp gidiyor ama kendini gösterse de ben de onu vursam iyi olacak. Ops, biri de buraya geldi. Heh, buraya da gide gitti. Elverici Gold'u neden taktım dersek de eskiden az oynanmazdı bu ve Silver versiyonu. Tabi Silver versiyonu da eskiden daha güzeldi yani. Asıl ECL'lerin babası oydu. Öyle diyebilirim. Bu arada buraya biri geldi ya. Siz hangi ara onu öldürdünüz diyecektim ki. Merhaba, merhaba. Merhaba ama seni öldürmek zorundayım. Yalnız biri de arkamdan geldi. O da beni öldürmek zorunda. Amanın. Öyle daldım ki kendi adamlarıma atış ediyorum artık. İşte öyle hızlı hızlı geleceğinizi düşünmedim ben oraya doğru ya. Yavaş yavaş gidiyordum. Yalnız bomba beni çok güzel çekti geriye kadar. Ve neye öldüm? Bombaya öldüm. Hatta ikimizi birden bombayla öldürdü. Yalnız şu an her iki, tüm elverici şeyleri kafaya tek atmıyor. Onu da belirteyim. Öyle de bir durum var. Mesela ulti ile falan kıyaslarsanız yani kafaya tek atmıyor hepsi. Az önce de gördüğünüz gibi Jerem vardı bir tane, ona tek atmadı Amazon. Ki Amazon atmıyorsa Gold zaten atmaz. Bak o da tek yemedi mesela. Orada bir özel var. Rashid ya da Selahattin, Rashid olması lazım. Tek yemedi yine aynı şekilde. Bolivya olarak da geçiyor. Ve eğer ulti falan oynuyorsanız böyle size ilk başlarda elverici garip gelir. Ben açıkçası eskiden oynarken, bak Gold da tek atmıyor tabi, tek yemedi o. Eskiden oynarken bu silahları çok az sektirtip oynardım. Hani neredeyse ulti kadar falan yani hemen hemen. Bu silahlar çünkü elinize şöyle alıştırdıkça daha az seken silahlar diyebilirim. O tamamen sizin el kontrolünüze kalmış. Ya yani şöyle rastgele sıktığınız zaman silah böyle dağlara taşlara kadar gidebiliyor ama siz bunu kontrol ettiğiniz zaman bu seviyede tutabiliyorsunuz. Bu seviyelerde kalabiliyor. Ki zaten kendi oyun stilinize göre de değişir. Atıyorum 5'erli 10'arlı atarsınız mermileri. 3'erli 5'erli atarsınız. Daha daha sektirirsiniz o silahı dediğin gibi. Sen oraya kafayı nasıl gömdün ya? Hiç görünmüyor da. Tamamen o sizin elinizde. Eskiden de SL tabii ki de. Ben SL'yi tercih ederdim. Hatta en güçlüsü oydu yani. O silahın görünüşü bile oynarken bir fark katıyordu. Onu açık açık söyleyebilirim. Öyle farklı bir silah diye. İnsanın o silahla oynayası geliyordu şu oyuna girdiği zaman. Yalnız ben seni niye vuramadım? İkisine de kasır attın. Ne güzel. 10 numara. Ops. Ops. Bombalardan öleceğiz ya. Harbiden bombalardan öleceğim. Ölmedim. Dur. Geriye doğru gidiyorum. Bizim eze kadar gideceğim herhalde bu gidişle. İşte gördüğünüz gibi alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani yoksa dağlara taşlara kadar seker silahınız. Ya da öyle size görünür. Öyle söyleyeyim. Ulti ile kıyaslarsak tabi. Bu arada 10 olmuş. Şimdi de bir vurayım bence. Madiden madiden. Ops. İyi var. Ölmeden önce onu da indirdik. Sele'de şöyle bir durum vardı. Yani tek atıyordu o zamanlar. O zamanlarda her şeyi tek atıyordu. Yani daha 300'ün bile olmadığı zamanlarda. Silver böyle acayip tutulan bir silahtı. Aynı şekilde görünüşü var ya. Hani çok farklılık yaratıyordu oyun içinde ve Gold'un da aynı şekilde öyle. Gold zaten genelde tercih edilirdi Silver'dan sonra. Tek atmasa bile yine de güzeldi yani o ikisi Gold. Hatta ben hatırlarım Gold Silver falan slotu yaptığım zamanlar olmuş bir yerde.
kafa yedi ya o. İkisi de 10 numara silahtı ama şu anda bakarsak da görünüş açısından benim tercihim Elverici Türkiye ve bu arada kaldım burada gidemiyorum. Elverici Türkiye ve Silver olur. En güçlü ve en iyi görünen açısından da bakarsak Elverici Türkiye diyebilirim. Tabi Amazon'la Türkiye'nin de güçleri aynı. Ama ben Elverici Türkiye'nin tasarımını daha güzel buluyorum yani. Arkamdan ne yapıyorsun sen benim? 3 canım kaldı. Bu oyun çok bomba atılmadı mı? Yani ya bana öyle geliyor ya da bu oyun gerçekten fazlasıyla bomba atıldı. Bayağı bombaların arasında mücadele ettim ya bu oyun. Baksana dakika bir gol bir. Şurada biri var yalnız. Öldü mü o? Öldü bile. Öldü yemişler bile. Orada bir normal karakter var. Tamam mı? Oradan zıplamaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor da. Dur bakayım. Ready atayım. Belki gelir. Yok gelmedi. Bak bombalara bakar mısın? Harbiden bu oyun fazlasıyla bomba atılıyor. Ben şöyle geçeyim de. Neyse böyle geçeyim. Çünkü bombalardan kurtulamayacağım yoksa. Birazcık daha şöyle GL ile oynayayım. Zaten Alex de şu anda her karaktere kasmıyor yani öyle bir durum var. Oho! Çıkamayacağım ben buradan şu an ya. Yok bitti yani oyun bitti şu an. Buna bakar mısın? Bu bomba ne ki böyle? Gerçekten bu kadar bomba hiç normal değil. Abi hepsi galiba doğar doğmaz ilk önce bombalarını boşaltıyorlar şu base'in önüne. Ondan sonra ateş etmeye başlıyorlar. Artık bunu koordineli mi yapıyorlar, anlaşmalı mı yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama... Bak buyur. Buyur, giremiyorum. Hiçbir şekilde oraya giremiyorum. Yok bitti. Oraya giriş yok. Araya geçmek istiyorum. Araya geçmeyi deniyorum daha doğrusu ama... Karşı takım izin vermediği için... Bombalarından... Baksana şu bombalara bakar mısın? Abi sen öyle bir yerde bekledin ki... Üstünde atlamak zorunda kaldım. Evet bir ateş kafa yedi. O da kafa yedi. İki tane oyuncu kafa yedi şu an karşıda. Ve ikisi de beni öldürecek galiba. Biri beni öldürecek daha doğrusu. Ben ikisini öldüremeden. Bir bomba daha gelir abi. Tabii ki de geldi. Buyur. Oradan biri bombaları atıyor. Bak bu mu atıyor acaba sürekli anlamadım ama. Biri bırakmıyor yani bombaları. Beni kırmızıyla öldürdü ya. Neyse abi ben de buradan çalışırım. Yapacak bir şey yok. Eğer biz oraya gelemezsek. Zorlamanın anlamı yok. Bak 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 bak. Çekecek beni bir daha çekecek. Ben de böyle beklerim yani. Bana hava hoş. Hiç sorun yok. Böyle gelen geçen zaten rastgele mermiye kafa atar yani. Atmıyor. Bir dakika. Atar. Heh attı. Böyle geçenleri de mouse'u çevirir vururum. Benlik hava hoş abi. Hiç yani. Ben burada beklerim. Hiç sorun değil. Böyle robot gibi burada beklerim. Heh. Ne çok güzel oldu böyle. Güzel. Hala da atılıyor. Bak haritaya bak. Haritaya bakar mısınız? Haritaya baksanıza bak. Bombalı... Hayda. Abi haritaya bakarken öldüm. Gitti bomba beni çok güzel bir şekilde çekti orada. Neyse sorun yok. Bu sefer buradan çalışacağım. Hadi buradan da çeksin beni bomba. Bir GL'le vuruyoruz bir Amazon'la. Amazon'la indireyim. Sonra diğerini GL'le indireyim eğer ölmezsem tabii ki de. Araya geçiyorum. Aa araya geçtim. Amanın. Bombalar tabii ki de geliyor. Bak araya da atıyor. Bak soluma da atıyor. Şuna bak şuna. Yalnız yanıma geldi bile. Ben bombalara bakarken karşı takım oyuncuları yanıma geliyor ve halen daha bana bomba atıyor. Sen ölür müsün o plazmaya? Ölmedi. Ops oradakini vuramadım. Mermileri sektirdik işte. Ben de bundan bahsediyorum. Silah alıştıktan sonra o sektirmeyi bile yapmazsınız yani emin olun. Tamamen sizin elinizde olan bir durum o. Birçok silah içinde gerçi zaten öyle de. Aa kafa yedi ateş. Ateş kafa yedi ama sağdaki de beni bırakmadı. Sen kimin takım arkadaşını vuruyorsun dercesine bana ateş etti. Neyse şu an girmeye çekiniyorum ya. Gerçekten yine bombalar geliyor diye. Geliyor da yani. Neyse ben yine mekanıma geçerim. Buradan böyle tık 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 yaparız. Geçenleri de artık mouse'u çevirerek vururuz yani.
Beni gördü bence o ya. Yalnız biri kafa yedi. Bir 300 kafa yedi orada. Heh. 10 numara mermileri... Söyleyemedim. Bir dakika şunu vurayım. 10 numara mermilere kafa attılar. Bunu demeye çalıştım. Olmadı. Neyse. Oyunda bitti zaten. Bu bölümde sonuna gelelim. Hani dediğim gibi ya bu iki elverici serisi tamamen bir efsane yani. Elvericinin efsane serisi. Eskiden az oynanmazdı. Bunlardaki hala da oynanıyor. Oynayanlar var. Ama daha güçlü silahlar çıktıkça tabii ki de daha az tercih ediliyor. Bu oyunda emin olun ki elverici serisinin yeri farklıdır. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.